أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli müminler, sevgililer, sevgilisi, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, alemlere rahmet olarak gönderilmiş en son peygamberdir. Bir defasında kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, arkadaşlarıyla beraber otururken, bembeyaz elbiseli, simsiyah saçlı, genç bir delikanlı geliyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna oturuyor. Dizlerini dizlerine dayıyor, ellerini dizlerin üzerine koyuyor, edepli bir talebe gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soru sormaya başlıyor. Olayı bize anlatan Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh diyor ki, bembeyaz elbiseli idi, simsiyah saçlı idi, genç bir delikanlı idi. Ancak yakınlarda bizim çevremizden birisi değildi, kimse tanımıyordu onu. Uzaktan gelmiş birisine de benzemiyordu. Bembeyaz elbisesiyle, üzerinde hiç leke yok, elbisesi ütüden yeni çıkmış, gıcır gıcır. Allah Allah! Uzaktan gelse böyle olmaması lazım, yakından gelse biz onu tanımamız lazım. Hayret ettik. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ya Muhammed diye başlayan birkaç soru sordu. Bunların bir tanesinde mel iman. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, iman nedir diye sordu. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz ona verdiği cevap, daha sonra biz Müslümanlar arasında imanın şartları olarak saydığımız bilgilerdi. Biz imanın şartları olarak saydığımız bilgileri bu gelen genç delikanlıya, bembeyaz elbiseli, simsiyah saçlı efendim, kimsenin tanımadığı bu genç delikanlıya Efendimizin verdiği cevaplar İslam'ın şartları, imanın şartları olarak bugüne kadar bilgi noktasında intikal etmiştir. Bizim saydığımız İslam şartları, onun Efendimiz'e İslam nedir diye sorduğu sorusuna verdiği cevap, iman nedir diye sorusuna verilen cevaplar da imanın şartları olarak aramızda zikrettiğimiz, kullandığımız şeylerdir. Kıymetli dostlar, imanın şartları olarak aramızda saydığımız Allah'ın varlığına, birliğine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kadere inanmak diye saydığımız bu maddeleri
o genç delikanlıya Efendimizin öğrettiği maddeler olarak bilmemiz lazım. Yani bu bilgiler bize kimden geldi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den geldi. Peki o genç delikanlı kimdi? Olayı bize anlatan Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, biz diyor hayretler içerisinde kaldık. Hayretler içerisinde soru soramadık. Bir süre sonra beni çağırdı diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Ömer, o gelen ve soru soran kişinin kim olduğunu biliyor musun? Allah ve Resulü daha iyi bilir cevabını verdi. O Cebrail aleyhisselamdı. Dininizi öğretmek için size geldi. Bana sordu, ben cevap verdim, siz de dinlediniz ve böylece dininizi özetle öğrenmiş oldunuz dedi. Kıymetli dostlar, burada imanın şartları içerisinde zikredilen maddelerden birisi de Allah'ın peygamberlerine iman etmektir. Bir insan Müslüman olabilmesi için Allah'ın varlığına ve birliğine inanması ne kadar zaruri ise, Allah'ın elçilerine, peygamberlerine de inanmak o kadar zaruri ve kesindir. Dolayısıyla bir insan Allah'ın varlığına, birliğine inansa, ancak peygamberlere inanmasa Müslüman olabilir mi? Olamaz. Peki peygamberlere genelde iman ettiği halde, Kur'an'da adı zikredilen, peygamber olduğu Allah tarafından bildirilen peygamberlerden bir peygamberin peygamberliğini inkar etse, mesela dese ki ben her peygamberi kabul ederim ama Nuh aleyhisselamı peygamber olarak kabul etmem, Adem aleyhisselamı peygamber olarak kabul etmem veya İsa aleyhisselamı peygamber olarak kabul etmem dese, ha birini inkar etmek, ha tamamını inkar etmek fark etmez. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini inkar etmek insanı nasıl küfre götürürse, Kur'an'da peygamberliği kesin olarak Allah tarafından bize bildirilmiş Nuh aleyhisselam gibi, İbrahim aleyhisselam gibi, Salih aleyhisselam gibi, İsa aleyhisselam gibi peygamberlerin peygamberliğini inkar etmek de aynı şekilde insanı küfre götürür. Biz Müslümanlar neye inanıyoruz? Son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bütün peygamberlerin peygamberliğine hakkal yakin inanıyoruz. Hepsi peygamber idi. Allah tarafından gönderilmiş görevlerini, misyonlarını tamamlamışlardı. Peki Allah Celle ve Ala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ buyuruyor. Yani biz peygamberler gönderdik. Gönderdiğimiz bu peygamberlerden bir kısmını sana anlattık ama bir kısmını da anlatmadık. Ne anlaşılıyor bu ayeti kerimeden? Kur'an-ı Kerim'de kendilerinden bahsedilen peygamberler olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de adı geçmeyen, kıssaları anılmayan peygamberler de vardır. O zaman ne deriz biz? Allah Celle Celaluhu tarafından gönderilmiş olan bütün peygamberlerin peygamberliğine iman ettik. Kıymetli dostlar, Allah nasip ederse imanımızı koruyup, güzel hazırlığımızı yapıp, imanla ahirete göçtüğümüzde, inşallah ilk cennete girenlerle girdiğimizde, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri'nin cemalini doya doya seyredeceğiz inşallah. Rabbimizi görmüş olacağız. Ancak Allah Celle ve Ala Hazretleri hiçbir varlığa benzemez. Cenab-ı Hakk'ı hiçbir şeye benzetemezsiniz. Çünkü sonradan yaratılan mahluk, yaratana da Halik denir. Topraktan yaratılan biz insanlar, bir damla meniden yaratılan biz insanlar, Allah Celle ve Ala Hazretleri'nin Zat-ı Pâki Sübhaniyesini idrak edecek akıl ve fikir asla bizde yoktur. Yani Allah hiçbir şeye benzemediği için Allah'ı güç ve kuvvet bakımından şuna buna benzetmek asla caiz değildir. Leyse kemitlihi şey, Allah'ın bir benzeri yoktur. Öyleyse dünyada Allah Celle Celaluhu seninle, benimle, onunla, bununla konuşması söz konusu değildir. Peki Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri emirlerini, yasaklarını, tavsiyelerini bize birisiyle bildirecek. O zaman Allah ile kullar arasında bir elçiye ihtiyaç var.
Eğer bu elçi meleklerden birisi olsaydı, melekler de nurdan yaratılmış varlıklardır. Melek ya insan suretinde gelecekti, karşımıza söyleyecekti. O zaman insan mıdır, melek midir, nereden anlayacaktık? İkincisi, melekler bize Allah'ın emirlerini getirmiş olsalardı, peygamberler ne yapıyorlar? Getiriyorlar, yaşıyorlar. Yemesini, yatmasını, içmesini, her şeyi bize öğretiyorlar, uygulayarak öğretiyorlar. Melekler yemezler, içmezler, giyinmezler, kuşanmazlar. Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. Biz onları nasıl örnek alabilecektik? Alamazdık. Öyleyse Allah Celle Celaluhu emir ve yasaklarını bizlere bildirmek üzere yine biz insanlardan peygamber seçmesi en doğru yol idi. Bundan dolayıdır ki Adem Aleyhisselam'ı Allah Celle Celaluhu yeryüzüne gönderirken o zaman dedi ki Adem Aleyhisselam'a قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا Haydi bakalım ey Adem, eşinle beraber, bundan sonra meydana gelecek zürriyetinle beraber yeryüzünde olacaksın. Cennette değil, burada imtihanı kaybettin. Yeryüzünde olacaksın. Ne olacak şimdi diye sorarsan, فَاِمَّا يَئْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى Benden size kılavuz gelecek. Benden size kılavuz gelecek. فَمَنْ تَبِعَ هُدَاءَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Kim benim gönderdiğim kılavuza uyarsa, onlar için korku yok, üzüntü yok demiştir. Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar Allah Celle Celaluhu hep kitap göndermiştir. Kime göndermiştir kitapları? Peygamberlere göndermiştir. Adem Aleyhisselam'la başlamış, son olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i göndermekle bu iş noktalanmıştır. Son peygamber kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Son peygamber olduğunu nereden biliyoruz? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde Estaizu billah. Ma kana Muhammedun eba ehadin min ricalikum. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin babası değildir. Velakin Resulallah ve Allah'ın elçisidir. Ona siz Allah'ın elçisi gözüyle bakacaksınız. Allah'ı temsilen aranızdadır. Allah'ın sizden istediklerini, emir ve yasaklarını, tavsiyelerini size duyurmak için aranızdadır. Ve hatemen nebiyyin ve peygamberlerin sonuncusu olarak aranızdadır. Demek Rabbimiz Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili ne buyuruyor? Son peygamber olarak onu gönderdim diyor. Kıyamete kadar başka peygamber gelmeyecek. Son kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Başka kitap gelmeyecek. Tamam. Peki Adem Aleyhisselam ile başlayan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle hitama eren peygamberlik serüveni içerisinde biz Müslümanlar son ümmet, son peygamberin ümmeti sallallahu aleyhi ve sellem ne diyoruz? Adem aleyhisselamdan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin peygamberliğine âmennâ ve saddaknâ iman ettik ve tasdik ettik diyoruz. Peki, peygamberler Allah-u Teala'nın elçileridir. Peygamberlerde bulunması gereken özellikler, bir defa peygamberler aynen bizim gibi insandırlar. Yerler, içerler, giyinip kuşanırlar, evlenirler, çoluk çocuk sahibi olurlar, hasta olurlar, ölürler, zulme uğrarlar, öldürülürler. Bir beşer olarak senin başına gelebilecek her şey peygamberlerin de başına gelebiliyor. Bu Yahudi mel'un milleti ne kadar peygamberleri astılar, kestiler, öldürdüler? Az peygamber öldürmediler. Dolayısıyla peygamberler senin benim başıma gelecek olan ne varsa onların başına da gelir. Onlar da bizim gibi bir beşerdir. Yorulurlar, hasta olurlar, ihtiyarlarlar ve nihayet ölürler. Bu yönüyle insanlardan farkları yoktur. Ancak Allah-u Teala'nın elçisi olmaları münasebetiyle bir takım özellikler sahibi olmak mecburiyetindedirler. Yani bir peygamber, peygamber olabilmesi için onda bulunması gereken zaruri bir takım sıfatlar vardır. Bir defa şunu da başta söyleyelim, peygamberlik kesbi değildir, vehbidir. Yani bir insan uğraşa uğraşa peygamber olabilir mi? Hayır, o Cenab-ı Hakk'ın bir lütuf ve keremidir. Cenab-ı Hak dilediğine peygamberliğini verir. Cenab-ı Hakk'a kimse karışamaz. Niçin
Mekkeliler dediler ki, yani Mekke var, Taif var, Medine var. Efendim, bu beldelerde kodaman, efendim, kabile reisleri varken, zengin adamlar varken, bir yetime mi düştü peygamberlik dediler. اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ Allah'ın rahmetini onlara mı taksim etmeye başladılar? Allah kime neyi vereceğini Allah onlara mı soracaktı? Şimdi kıymetli dostlar, biz peygamberlere iman ederken, peygamberlerde bulunan bir takım sıfatlara da iman ederiz. Bir, her peygamberde bulunması gereken sıdk dediğimiz sadakat, doğruluk. Adem Aleyhisselam'dan son peygambere kadar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gelmiş ve geçmiş bütün peygamberlerde zaruri olarak bulunan sıfatlardan birisi doğruluk ve dürüstlüktür. Hiçbir peygamberin hayatında zikzak bulamazsınız. Dürüstlüğün dışında hıyanet dediğimiz bir şeyi asla bulamazsınız. Çünkü onlar insanlara örnek olmak mecburiyetindedirler. Eğer sıdk dediğimiz, doğruluk ve dürüstlük dediğimiz noktada bir sıkıntı olsaydı, Allah'tan getirdiklerine o zaman biz nasıl inanacaktık? Doğru mu söylüyor, acaba yalan mı söylüyor? Hiçbir peygamberin hayatında ne yoktur? Bir yalan söz konusu değildir. İkincisi, her peygamber emin ve güvenilir olmak mecburiyetindedir. Cenab-ı Hak peygamberleri bu sıfatlarla mevsuf kılmıştır. Ayrıca ismet dediğimiz peygamberler bilhassa peygamber olduktan sonra ki birçok alime göre peygamber olmadan önce de ama bilhassa peygamber olduktan sonra asla günah işleyemez. Yani bizim bildiğimiz kul olarak işleyebildiğimiz günahları onlar işleyemezler. Ancak onlar için zelle diyebileceğimiz, onların makamına, şanına uymayacak ufak tefek, efendim bize göre hata değil ama onların makamına göre hata gibi diyebileceğimiz ona zelle deniyor. Onlar olabilir, bunun dışında olmaz. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, savaşa katılmamak üzere kendisinden izin isteyen, özür beyan edip de, mazeret beyan edip de izin isteyenlere Allah'tan izin almadan izin verdi. Allah Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Afallahu ank lime evinte lehum? Ya Muhammed, Allah seni affetti ama sen niye izin verdin ki onlara? Evvela affettiğini söylüyor, sonra niçin izin verdin onlara diyor. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada kendisinden izin isteyenlerin birçoğu münafıktı. Mazereti olmadığı halde mazeret uyduran insanlardı. Sen onlara izin vermeyecektin dedi. Orada aleyhissalatü vesselam Efendimizin izin vermesi ne kabul edildi? Bir zelle, ufak bir uyarıyı gerektiren bir davranış olarak kabul edildi. Yani peygamberlerden olsa olsa zelle olabilir, günah meydana gelmez. Peygamberlerde bulunması gereken bir dürüstlük, iki güvenilir olmak, üç efendim ismet dediğimiz masum olmak, yani günahsız olmak demektir. Fetanet dediğimiz, hiçbir peygamberde haşa sümme haşa ahmaklık, gerizekalılık olmaz. Çok zeki olmak mecburiyetindedirler. Çünkü Allah'tan gelen talimatı alacak, ezberleyecek, insanlara duyuracak. Ayrıca her peygamberin mutlaka kendisinde bulunması gereken vasıflardan birisi de tebliğdir. Yani Allah'tan aldığını kullara, insanlara tebliğ edecek, duyurmuş olacak. Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 25 peygamber vardır. Bu peygamberler, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberler, peygamber olduğu kesin olduğundan dolayı biz ismen zikredilen bu peygamberlerin peygamberliğinde zerre kadar tereddüdümüz olmaz. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen Lokman aleyhisselam peygamber midir yoksa Allah'ın veli kullarından bir veli midir? Çünkü orada peygamber olduğu çok sarahaten zikredilmemiştir. İşte Hızır aleyhisselam peygamber midir, veli midir? Buna benzer bazıları hakkında Kur'an'da sarahaten peygamber oldukları beyan edilmediği için acaba Allah'ın veli kullarından bir veli midir yoksa peygamberlerinden bir peygamber midir diye alimler arasında tartışma olmuştur. Ama biz diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de peygamber olarak adından bahsedilen her peygamberin peygamber olduğuna âmennâ ve saddaknâ. Peki peygamberler arasında derece farkı olur mu? Yani peygamberler birbirinden derece bakımından farklı olabilir mi?
Yani olmaması mümkün değil ki. Şu anda camide hepimiz cuma namazı kılmak için geldik. Hepimiz aynı mıyız? Yaşlarımız aynı mı? Servetlerimiz aynı mı? Akıllarımız, zekalarımız aynı mı? Derecelerimiz aynı mı? Elbette değildir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde Estaizu billah tilke rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. İşte peygamberler. Bunların bir kısmını bir kısmının üzerine faziletli kıldık diyor. Allah kendisi buyuruyor bunu. Demek ki peygamberler kendisi arasında nedir? Derece farkları elbette vardır. Bu peygamberler içerisinde 5 tane peygamber vardır ki bunlara ulul azim peygamberler denir. Ulul azim demek yani bunlar peygamberler içerisinde öne çıkmış, derece bakımından diğerlerinden daha üstün olan peygamberlere ulul azim peygamberler denir. Nuh aleyhisselam 950 sene mücadele veren Nuh aleyhisselam bunlardan birisidir. İbrahim aleyhisselam bunlardan birisidir. Musa aleyhisselam bunlardan birisidir. İsa aleyhisselam bunlardan birisidir. Ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de bunlardan birisidir. Kıymetli dostlar, elbette ulul azim dediğimiz bu büyük peygamberler performans açısından, verdikleri mücadeleler açısından, elde ettikleri başarılar açısından diğer peygamberlerden daha fazla yorulmuş, daha fazla hizmet etmiş, Allah nezdinde daha fazla derece kazanmış olan ulul azim peygamberler. Bu peygamberlerin sultanı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim peygamber olduğu için mi bu kadar faziletli olduğunu biz söylüyoruz? Yoksa gerçek böyle midir? Yani ayranım ekşidir diyen olmaz. Her çocuk der ki benim babam en güçlü babadır. Efendim her hocasını seven talebe benim hocam en bilgili hocadır der. Acaba biz de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olduğumuz için mi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin sultanıdır diyoruz? El cevap böyle değil. Neden böyle değil? Çok açık ve net. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberlerden farklı özellikleri vardır. 1. Adem aleyhisselamın kaç tane ümmeti vardı? Yunus aleyhisselamın kaç tane ümmeti vardı? Her peygamberin ümmetinin sayısı bellidir. Yani azdır. Belli bir bölgenin, belli grubun peygamberiydi. Bir evde, bir anda iki tane peygamber olduğu oldu mu? Musa aleyhisselam peygamber, abisi Harun aleyhisselam da peygamber. İbrahim aleyhisselam peygamber, oğlu İsmail aleyhisselam, İshak aleyhisselam, o da peygamber, onlar da peygamber. Efendim aynı asırda İbrahim aleyhisselamla beraber Lut aleyhisselam yine peygamber. Birisi bu bölgede peygamberlik yapıyor, birisi bir başka bölgede peygamberlik yapıyor. Yunus aleyhisselamın gönderildiği insanların sayısı 100.000 civarında Kur'an'daki ifadeyle. Yani Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bütün kainata peygamber olarak göndermiş. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذ۪يرًا Biz seni bütün insanlara uyarıcı ve müjdeleyici olarak gönderdik diyor. Demek ki sadece Araplara değil, bütün kainata peygamber olarak gönderilmiştir. Bu yönüyle beraber diğer peygamberlerden farklı mıdır? Evet farklıdır. Peki, her peygamberin peygamberliği kendisinden bir sonra gelen peygamberle bitmiştir. Kendisi ahirete göçmüş, peygamberliği bitmiş, bir sonraki peygamber görevi devralmıştır. Peki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan ahirete göçmüştür. Peygamberliği bitti mi? Bitmedi. Ne zaman biter? Kıyamete kadar devam eder. Bu yönüyle de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlerden farklı bir peygamberdir. Kıyamete kadar peygamberliği devam eder. Ve sadece bir bölgeye değil, kainattaki bütün insanlara peygamberliği devam eden bir peygamberdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yönüyle de وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ diyor Allah Celle Celaluhu. Habibim biz seni bütün alemlere rahmet olarak gönderdik diyor. Öyleyse biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman ederken ne diyoruz? Son peygamberdir, evrensel peygamberdir. Bütün kainatın peygamberidir. Kıyamete kadar devam edecek olan, dünyada gelip geçecek bütün insanların da peygamberidir.
alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Kıymetli dostlar, geçmişteki bütün peygamberlere karşı bizim vazifemiz sadece peygamber olduklarına iman etmektir. Acaba Musa Aleyhisselam'ın emirleri neydi? İsa Aleyhisselam'ın tavsiyeleri neydi? Biz onlardan bize intikal eden sözleri büyüklerin sözü olarak alırız, nasihatlerini, tavsiyelerini alırız. Ama İsa Aleyhisselam ne emretmişti? Musa Aleyhisselam ne emretmişti? Bizi ilgilendirir mi bunlar? Bizi ilgilendirmez. Biz sadece geçmiş peygamberlerin Allah tarafından gönderilmiş peygamber olduğuna inanırız. Görevimiz burada biter. Ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gelince Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğuna inanırız. Bizim peygamberimiz olduğuna göre ona karşı vazifemiz sadece imanla bitmez. Nasıl yaşayacağımızı, ahlakımızı nasıl düzenleyeceğimizi, hayatımızı nasıl düzenleyeceğimizi, ticaretimizi nasıl yapacağımızı, aile yuvamızda nelere dikkat etmemiz gerektiğini, hangi şeylerin haram, hangi şeylerin helal olduğunu, nasıl hayatımızı tanzim etmemiz gerektiğini öğreneceğimiz peygamber olarak Muhammed Mustafa vardır sallallahu aleyhi ve sellem. Yani İsa Aleyhisselam'ın bir tavsiyesi bizi bağlamayabilir. O ümmetine söylemiş olduğu bir emir, bir talimat olabilir. Ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatı hepimizi bağlar. Hepimizi bağlar. Kıymetli dostlar, bizim iman noktasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman etmekte sıkıntımız yoktur. Ancak imanın doğurduğu vazifeleri idrak etmekte sıkıntı vardır. Ne demek istedim? Yani annem olsun, ağzı olmasın. Babam olsun, talimatı olmasın. Var ya, babam olsun, tamam babamdır. Bütün ihtiyaçlarımı görsün ama bana şöyle yap, böyle yap demesin. Annem olsun, ağzı olmasın, yemesin, içmesin, bana bir şey söylemesin. Böyle anne, böyle baba olmaz ki. Peygamberim olsun ama benim işime karışmasın. Sen kimsin ya? Ben kimim ki ya? Ben nasıl diyebilirim ki peygamberim benim işime karışmasın? Peygamberimi Allah Celle Celaluhu benim işime karışsın diye gönderdi. Öyle değil mi? Kıymetli dostlar, Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bizim hayatımıza yön versin diye gönderdi. Yoksa bizim aklımız var. Eğer akılla biz bu işi yürüteceksek, bizim aklımız var, peygambere ne ihtiyacımız vardı? Ama akıl yetmiyor ki. Biz aklımızla beraber namazı nasıl tespit edebilirdik? Orucu nasıl tespit edebilirdik? Zekatı nasıl tespit edebilirdik? Haccı nasıl tespit edebilirdik? Annemizin, babamızın misyonunu nasıl tespit edebilirdik? Haramları, günahları nasıl tespit edebilirdik? Cenneti, cehennemi nasıl tespit edebilirdik? Bizim peygambere ihtiyacımız var. Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem ne için gönderdiğini doğru anlamak lazım. Size şöyle bir örnek vereyim kıymetli dostlar. Caiz midir, değil midir? Alimler arasında tartışılır. Sonuç olarak son şeyi söylüyorum. Caizdir, idare eder. Nedir o? Ayet-el Kürsi'yi yazıyorsunuz. Üzerinize takıyorsunuz. Efendim bir takım kazalardan, belalardan korunmak maksadıyla olabilir mi? Olabilir diyen alimler daha çoktur. Peki, Ayet-el Kürsi değil. Kur'an-ı Kerim'in tamamını yazsanız, üzerinize takmış olsanız, bu beni korusun diye, bu bir iman inanç meselesidir, böyle inandın tamam. Ama vallahi billahi Kur'an-ı Kerim bunun için gönderilmedi. Kur'an-ı Kerim ve Ayet-el Kürsi yazılsın, kağıda yazılsın da üzerine takılsın da efendim seni nazardan, kazadan, beladan korusun diye indirilmedi. Hayatımıza şekil vermek için indirildi. Ahlakımızı düzeltmek için indirildi. Eğer ben Allah'ı dinlemezsem, peygamberi dinlemezsem kimi dinlemiş olurum? Kıymetli dostlar, 2 daha kaç yapar? 4 mü yapar? Şüpheniz var mı? Yok. Allah'ı ve peygamberi dinlemediğimiz yerde adını koysanız da koymasanız da, adını koysak da koymasak da biz şeytanı dinlemiş oluyoruz. Şeytanı dinlemiş oluyoruz. Ya Allah'ı ve Resulünü dinleyeceksin veya şeytanı dinlemiş olacaksın. Eğer biz dersek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir, son peygamberdir, sultanul enbiyadır, peygamberlerin sultanıdır. Ancak benim hayatıma karışmaz, benim ticaretime karışmaz. Nasıl yani? Kimsin sen? Sen kimsin? Ben kimim? Ben nasıl diyebilirim ki peygamber benim ticaretime karışmaz? Ticaret kim, ben kimim ya?
Bir damla meniden yaratılmış bir insan Allah'a kafa tutabilir mi? Kıymetli dostlar, adı üzerinde Allah'ın elçisi ne diyor Allah Celle Celaluhu? Men yuti'ir rasul fekad ata'a Allah. Kim peygamberime itaat ederse bana itaat etmiştir. Onu dinleyen beni dinlemiştir. Onu seven beni sevmiştir. Onun talimatına uyan benim talimatıma uymuştur. Bunu Allah diyor Celle Celaluhu. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah. Habibim, kullarıma, ümmetine de ki Allah'ı seviyor musunuz? Benim kullarıma öyle söyle. Seviyor musunuz Allah'ı? Ne seviyoruz? Sizi sevmesini istiyor musunuz? İstiyoruz. Yol nedir peki? Al eline tesbih, Allah'ım beni sev, Allah'ım beni sev, Allah'ım beni sev demekle Allah seni beni sever mi? Sevmez. Yol nedir? Fettebi'uni yuhibbukumullah. Bu Allah'ın ayeti bu. De ki onlara Habibim, bana uyun. Benim talimatım ve tavsiyelerime göre hayatınızı şekillendirirseniz Allah sizi sever. Değilse Allah sizi sevmez. Peygamberden alınmayan bir hayat örneği Allah'ın sevmediği bir hayat örneğidir. O hayat örneğini Allah sevmiyor demek, o hayatı taşıyan insanı sevmiyor demektir. Kıymetli dostlar, ezan-ı Muhammed'e yaklaşmıştır. Şöyle bir şey sorayım size. Piyasalarda, son zamanlarda değişik krizler ve küresel bir takım sıkıntılardan sonra ülkemizde bankalar faiz seviyesini yükselttiler. %24'e varan faiz seviyeleri olmuştur. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen nice parası olan zenginler bankalara %24 faiz alabilmek için para yatırma kuyruğuna girmişlerdir. Ve nice dervişim diyen insanlar, namazında sıkıntısı olmayan insanlar banka müdürleriyle pazarlık yapmaya başlamışlardır. 24 mü, 23 mü, 22 mi? Hayır, 24 olsun pazarlığına başlamışlardır. Bunun adına gavurluk derler. Bunun adına gavurluk derler. Gavur başka, gavurluk başkadır. Kıymetli dostlar, ne demek ya? Allah'ın harp dediği, bana harp ilan edersiniz dediği, peygamberime harp ilan edersiniz dediği faize tevessül eden, %24'tür diye ben inşaata yatırsam, şuraya yatırsam bu kadar kar elde etmem. Bankaya gidip ben verirsem oturduğum yerde %24 kar ederim demek. Vallahi akıllılık değildir, billahi akıllılık değildir. Bu Allah'a savaş ilan etmektir. Sonra bir gecede ne olur? Bir gecede dolar 3000 liradan 6000 liraya çıkar. Niye çıktı? Papazdan. Ya o papazdan değil, senin ve benim papazlığından çıkmıştır be. O benim ve senin papazlığından çıkmıştır. Her şeyin idaresi Allah'ın elindedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem niçin peygamberdir? Bize doğruları öğretmek için. Biz neden onun ümmetiyiz? Ondan aldığımız doğruları yaşamak için onun ümmetiyiz. Her peygamber bu kadar inkiyat edilmeye efendim layık mıdır? Elbette Allah'ın elçisi olması itibariyle layıktır. Kıymetli dostlar, peygamberler peygamberliğini mucizelerle ispat etmek mecburiyetindedirler. Yani bir insan kalkıp ben peygamberim demekle peygamber olmaz ki. Peygamberliğini ne yapacak? İspat edecek, mucizelerle ispat edecek. Salih aleyhisselam ispat etti. Dediler ki bize kayadan deve çıkarman lazım peygamber olduğunu anlayabilmek için. Mucize dediğin nedir? Harikulade olaylar demektir. Sıradan bir olay değildir. Kimsenin yapamayacağı bir olay demektir. Salih aleyhisselam kayadan deve çıkardı mı? Çıkardı. Bunu kimse yapabilir mi? Yapamaz. İsa aleyhisselam topraktan yapılmış olan kuş heykellerine Allah'ın izniyle üflüyordu, kuş olarak uçuyordu. Bunu kim yapabilir ki? Ölülerin yanına gidiyordu, Allah'ın izniyle dua ediyordu, ölüler diriliyordu. Buna mucize denir. Efendim, cilt kanseri gibi hastalığa yakalanmışlar, tedavisi mümkün değildi. İsa aleyhisselam dua ediyordu, elini sürüyordu, bunlar iyileşiyordu. Şimdi İsa aleyhisselamın peygamberliğine nasıl şüphe edebilirsin? Tamam sen peygambersin ama benim hayatıma karışamazsın. Niye peygamber o zaman? Niye peygamber? Peygamber kendisini yetiştirmek için peygamber değil.
bizlere Allah'ın talimatını vermek için peygamberdir. Peki Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ispat etmek için mucizelerini ortaya koymuş mudur? Elbette koymuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi nedir kıymetli dostlar? Ezan okundu mu? Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. 1400 seneden beri bir hocadan ders almamış, okuma yazma bilmeyen, hiçbir medreseye gitmemiş, hiçbir okula gitmemiş bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 6600 küsur ayet getiriyor. Bu ayetler 1400 seneden beri hiçbir tanesinde bir tane eksik ve yanlış bulunmuyor. Ve o zaman da edebiyatta zirveye çıkmış olan o insanlar asla onun getirdiği Kur'an'ın benzerini getiremiyorlar. Dolayısıyla en büyük mucizesi Kur'an'dır. O günden bugüne kadar bir harfi değişmeden devam eden başka kitap var mıdır? Bu kadar Hristiyanlar var, haydi getirsinler İncil'i. Bu kadar Yahudiler var, haydi getirsinler Tevrat'ı, aslını getirsinler bakalım. 10 yaşında, 8 yaşında, 5 yaşında Kur'an-ı Kerim ezberleyen 1400 sene önce toparlanmış, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından sahabe-i kerama öğretilmiş olan Kur'an neyse, bugün 5 yaşındaki, 10 yaşındaki bir hafız efendinin okuduğu ayetler aynı ayetlerdir. Bundan daha büyük mucize mi olur? Bunun yanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ispat etme noktasında gecenin bir parçasında Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitti mi? Gitti. Mescid-i Aksa'dan göklere çıktı mı? Miraç yaptı mı? Yaptı. Bunu kim yapabilir? Bunu yapması Allah'ın elçisi olması açısından, bunu ispatlaması açısından yetmez mi? Yeter elbette. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başka mucizeleri var mıydı? O saymakla bitmez. Ezan-ı Muhammed'i okunurken hızlı bir şekilde birkaç tanesini paylaşayım sizinle. Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz anlatırlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine Münevvere'nin bir çarşısında Zevra denen bir yerde otururken dediler ki ya Resulallah abdest alacağız su bulamıyoruz. Bana bir kap getirin, içerisinde su olan kap getirin dediler. Getirdiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini o kapın üzerine koydu. Üzerine koyduktan sonra Efendimizin parmakları arasından su akmaya başladı. Efendimizin parmakları arasından su akmaya başladı. Peki kaç kişiydi oradaki insanlar? Tam 300 civarında insan vardı orada. 300 civarında insan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek parmakları arasından akan sudan abdestlerini aldılar ve su ihtiyaçlarını görmüş oldular. Bu başka bir olayda, başka bir insanda gerçekleşmesi mümkün müdür? Asla bir seferde, bir yolculukta, ikindi namazı vakti gelmişti. Su aradılar, su bulamadılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içerisinde az da olsa bir su kapı bana getirin dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir kap buldular. İçerisinde birazcık su vardı. Diyor ki sahabi, efendim Hazreti Enes anlatıyor bunu. Diyor ki baktım ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek parmakları arasından su akıyor. Ve o akan sudan hepimiz, oradakilerin hepsi abdest aldı. Hiçbirimiz efendim susuz kalmadık diyor. Kıymetli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem parmakları arasından su akıttığı bir yerde değil, birçok yerde gerçekleşmiş. Ezan-ı Muhammed'i okunduğu için bundan sonrasını biraz daha hızlandırıyorum. Hazreti İmran İbni Hüseyin anlatır. Der ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculukta beraberdik. Biz susamıştık. Ciddi manada susamıştık. Efendim su arıyoruz derken bir kadın baktı ki efendim ayaklarını bir kuyuya doğru uzatmış. Elinde iki tane de su ipriği vardır. Onları aşağı doğru sarkmış. Dedik ki ne yapıyorsun? Dedi ki kuyudan su alacağım ama kuyuda su yoktur. Efendim biz de dedik ki sen kenara çekil, senin derdini bir anlatalım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Bir de ayrıca kadın, ben yetimlerim var dedi, uzaktan geldim, evim de uzaktadır. Su ihtiyacım da vardır ama bulamadım su dediler. Dediler ki gel seni Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem götürelim. Efendimiz'e götürdüler sallallahu aleyhi ve sellem. Kadıncağız derdini anlattı. Yetimlerim var, susuz kaldım, iki tane ibrik aldım, geldim. Bu kuyudan su alabilirim dedim ama kuyuda su bulamadım dedi.
ve dolayısıyla yetimlerim de var, ne yapacağımı şaşırdım diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ibriği aldı, ağzını şöyle mübarek eliyle beraber sıktıktan sonra ibrikten su akmaya başladı. O akan sudan diyor, biz 40 kişiydik, içtik, içtik, ibrikten akan sudan, biz hepimiz içtik, doyduk. Herkes kaplarını doldurdu, herkes yanındaki su kapını doldurdu. O kadıncağızın da kaplarını doldurdu, kadıncağız aldı, yetimlerine götürdü. Kıymetli dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hendek muharebesinde Hendek kazarken karınına açlıktan taş bağladığını bilirsiniz. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin açlığını gören Hazreti Cabir eşine, annemize diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok acıktı diyor. Biz diyor ne yapabiliriz? Küçük bir kuzusu vardı, onu kesiyor. Ondan sonra biraz da arpası vardı, onu da öğütüyor. Diyor ki git diyor, gizli gizli Peygamber'i çağır diyor. Başkalarının haberi olmasın, ufak bir kuzu. Efendim birazcık da arpa, bundan kaç kişi yiyebilir ki? Gidiyor Efendimiz'e gizli gizli diyor ki, ya Resulallah diyor, senin diyor, durumun diyor, iyi değildir diyor. Evde diyor, hanım diyor, ufak bir kuzu var diyor, onu kesti diyor. Ben o kuzuyu kestim diyor, onu pişiriyoruz. Biraz da arpa var, onu da öğütüyoruz diyor. Gel, senin ihtiyacını görelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, sen git ya Cabir, evine git. Hanımına de ki, ben gelmeden tencerenin kapağını açmasın. Ben gelmeden de hamuru şeye koymasın, tandıra koymasın. Oradakilere dedi ki, haydin, Cabir bizi ziyafet hazırladı, bizi ziyafete davet ediyor. Tam 1500 kişi. Efendimizin peşine takıldılar ve Hazreti Cabir'in evine gittiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tencereyi mübarek eliyle açtı. Talimatını verdi, yapacağını yaptı. Tandırda ekmek pişti, tencerede yemek pişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, haydi bakalım, onar kişi gelin dedi. Kıymetli dostlar, 1500 kişi yemek yedi, kaplar dop doluydu, herkes hendeğe döndüğünde. Sonuç olarak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mucizelerle peygamberliğini ispat etmiştir. Ey dostlar, her birimiz onun ümmetiyiz. Ama biz ona sadece peygamber olarak inanmıyoruz. Onun söylediklerini yaşamak mecburiyetinde olduğumuza da inanıyoruz. Rabbim bu imanla bizleri haşreylesin. Yüce Rabbim ruz-u mahşerde onun şefaatinden bizleri mahrum eylemesin. Yüce Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Lillahi'l-Fatiha.